Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne haber? Ne haber Hanım? Nasılsın? Nasılsın? İyiyim Meltem. Merhaba. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ya birlikte tatil yapmaya karar verdik. Daha nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Vallahi doğru söylüyorsun. Yani bu kadar koşturmadan, aman tatile çıkmadan bütün işleri bitirelim diye stresten konuşacak zaman mı oldu? Yok yok, biz bu konuyu enine boyuna masaya yatıralım diye geldik. Güzel, bu tatil konusu da çayla beraber iyi gider Emine. Merak etme Halit Bey, ben çoktan koydum. Biraz nemlensin vereceğim. Ay yani inşallah geç kalmamışızdır. Hani otellerde yer buluruz. Merak etmeyin, hallederiz. Hallederiz, hallederiz diyorsun da 4 gün sonra tatile çıkıyoruz. Nereye gideceğiz, ha? Hallederiz. Neyi hallederiz abicim ya? Bir plan program yapmak lazım. Ha doğru. Güneş kremi kaç koruma faktörlü olsun diye bile 2 saat tartışabilirsin sen. Yok, ben bunu tartışalım, ondan sonra onu tartışırız diye düşünmüştüm. Al işte, alacağımız nefes sayısını bile planlar mı? Sen de biraz fazla hafife alıyorsun ama. Tabii hafife alır Meltem Hanım. Tatilde bir koltuk, bir televizyon yeter Halit Bey'e. Haşpırır rahat tabii. Her şeyi bizim üstümüze yıktı. Ya merak etmeyin, ben bu işi planladım. Planladın mı? Ne seni planladın? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz. Nasıl hiçbir yere gitmiyoruz? Tatilden vaz mı geçtin yani? Ha? Ne vazgeçmesi? Tatilin kralını yapacağız. Niye o zaman biraz önce hiçbir yere gitmiyoruz dedin? Bence Haluk Bey tatilini burada böyle koltukta oturup televizyon seyrederek geçirmeyi düşünüyor herhalde. Aferin Emine'ye, bak nasıl da bildi. Şöyle salona şezlong atacağım, sen de bir leğene su dolduracaksın, ayaklarımı da ona sokacağım, al işte tatil. Al işte, ben size demedim mi? Ne diyorsun sen Emine'ye? Tatile gideceğiz ama uzağa gitmeyeceğiz. Nereye gideceğiz peki? Tam yanı başımızdaki Bayramoğlu'na gideceğiz. Gidip orada yazlık kiralayacağız. Yazlık mı? He. Nereden çıktı şimdi yazlık? Bir yerden çıkmadı. İnsanlar zaten onlarca yıldır kullanıyor yazlıkları. Ya abicim saçmalama ya. Gönül onu demek istemedi ya. Onu kastetmiyor ki o. Ya biz daha başka türlü bir tatil şey yapmak istemiştik abicim ya. Ne yapıyordunuz öyle başka türlü? 2 saattir ne yapacağız diye tartışıp duruyorsunuz. Halukcuğum öyle yazlık mazlık olmaz. Yani gideriz güzel bir otele, yaparız paşa paşa tatilimizi. Ay evet canım. Yani ben biraz tatilde rahat etmek istiyorum. Hizmet ayağıma gelsin istiyorum. Vallahi kızlar haklı Haluk abicim ya. Şimdi gidelim her şey dahil bir otele. Şöyle keyfimize böyle keyif katalım. Böyle dinlenelim, güzel güzel tatilimizi yapalım. Gelelim ya. Tamam işte, yazlıkta en kral tatili yaparsın. Oteller de kışlık değil ki. Havuz falan oluyor yani. Yazlık oraları. Gideriz güzel bir otele, yaparız tatilimizi. Ya ne uğraşacağız öyle şeylerle? 10-15 saat yol sürecek. Ondan sonra 2-3 gün ortama adapte olmak için uğraşacağız. Canım ilk başlarda öyle oluyor ama sonra sen de rahat ediyorsun. Ne rahat etmesi? Kalan 2-3 günde de şezlong kapma savaşı yaşıyorsun. Merak etme, biz erken kalkar kaparız, değil mi? Ha, tatile erken kalkmak için mi gideceğim? Sonra da yalandan ayağını böyle 2 kere denize sokacağım. Hop bir bakmışsın, tatil bitti gitti. Ya yapma abiciğim Allah aşkına, hevesimizi kaçırma ya. Dönüşü ayrı külfet. Yani 10-15 saat dönmek için uğraşacağız. Döndüğümüzde leşimiz çıkmış olacak. Bu mudur tatil? Haluk Bey böyle konuşunca tatile gitmiyorum diye içime bir huzur kapladı vallahi. Anıma düşündünüz ha. Bakın şahane olacak diyorum. Öyle 1 haftalık maceradan bahsetmiyorum. 3 ay doya doya tatil yapacağız. 3 ay mı? Aynen öyle. 3 ay böyle doya doya sindire sindire yapacağız. E iş ne olacak? Ya Bayramoğlu dediğim burnumuzun dibi. Oradan gider geliriz işe. 3 ay ha. Kılçıksız 3 ay. Canım böyle de insan ne işe adapte olabilir ne tatile adapte olabilir. Ha ille eve kapanınca mı işe adapte olabiliyorsun? Şöyle bahçeye çıksan, temiz havayı ciğerlerine çeksen, gün batımını seyretsen işe adapte olamıyor musun? Ay ne bileyim böyle de zor olmaz mı ya? Ya yok be. Böyle tek araba gider gelir, servis gibi tıkır tıkır çalışır. Vallahi hiç fena fikir değil yani. Her gün 4 araba dökülüyoruz yollara. Hem daha az benzin harcanır. Tabii. Bak bu da yazdığım bonusu. İyi de abi, işi de aksatmamak lazım yalnız, önemli. İş, 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 iş. Hayatımızı yedi iş ya. Zaten artık burama geldi bu iş. Bizim Hüseyin çözdü bu problemi. Ya
Yani çalışmıyor, çalışmadığı için de işte bunalmıyor. Bak, aha buraya yazıyorum. Yazlıktan her gün şarj olup öyle geleceğiz işe. Abi biz yine de bunu biraz düşünelim derim. Ben şimdi çay koymaya gidiyorum, tamam mı? Siz düşünün ama hemen karar vermeyin. Yani gerisini kaçırmak istemiyorum. Evet. Çayları da dağıttık. Şimdi gündem konumuz olan tatil meselesine dönelim. Ne diyorsun yazlık konusuna? Yok Haluk'cum, ya yazlık olmaz. Ya bizi çok uğraştırır, ha? Ay Meltem haklı. Bütün sene çalıştık zaten. Bir de tatilde ev işleriyle mi uğraşacağız? Ya ne uğraşacaksınız? Yani bak emlakçı dedi ki, alın valizinizi gelin. Öyle yani, her şey hazır zaten. Öyle her şey hazırla olmuyor Haluk'cum. Bir sürü şey yapmak lazım. Ya canım, bütün işi size yıkmayacağız herhalde. Biz erkekler de yardımcı olacağız. Böyle temizlikti, bulaşıktı, hani öyle şey... Tuna yardım eder. Tuna zaten istemesen de yapar. Yaparım canım, yaparım ben. Ne olacak, yaparım. İşte bak, gördün mü? Sizin yükün yarısı gitti. Erkekler yardım eder diyorsun. Bütün işi Tuna'ya yıktın. Sen ne yapacaksın Haluk? Ben de mangal yapacağım herhalde. O etleri, sucukları, tavukları böyle cızır cızır böyle kızartacağım nar gibi. Aman ben tavuk et yemem, senin olsun onlar. Tamam, sana böyle Brüksel'le anası brokoli yaparız mangalda. Ne diyorsun Gönül? Yani bilemiyorum ki Meltem. Hem Emine'yi de götüreceğiz. O da tatil yapacak. Beni mi? Tabii. Ama gittiğimizde öyle deli gibi çalışmak yok. Sen de tatil yapacaksın. Ay bir an şey demedim ben. Ani söylediniz Haluk Bey. Bir şey söyleyeceğim. En son ne zaman denize girdin? Miami'de girdiklerin sayılıyor mu? Miami mi? Ha, Hüseyin genellikle orayı tercih ediyor. Ya Allah aşkınıza, Hüseyin'in beni bir yere götürdüğü mü var ki ben de denize gireyim? İşte ne güzel, sen de tatil yaparsın bir yandan. Haluk Bey, beni de götürecekseniz şu her şeye dahil olan otel seçeneğini bir tekrar gözden geçirebilir miyiz acaba? Yazlık diyoruz Emine, yazlık. Ya Haluk'cum, bence biz hiç öyle yazlıkla falan uğraşmayalım. Gidelim Bodrum'a, güzel bir otele, yapalım tatilimizi, dönelim geri. Evet Meltem'cim, ben seninle aynı fikirdeyim. Gönül, vallahi yemin ediyorum şu aralar Bodrum'un en güzel zamanı yani. Bodrum'da bir yazlık olsun o zaman. Herkesin istediği olur hep. Saçma mı oldu bu? Neyse ben en iyisi yiyecek bir şeyler getireyim kek falan.